bir Mutfakta Konuşalım programıyla karşınızdayız. Yanımda çok değerli konuklarım var ve bugün yine yılın son haftasında tadı damağımızda kalacak bir lezzetle karşınızda olmak istedik. Bugün pizzayı konuşacağız, pizzanın tadına bakacağız ve pizza yapımını inceleyeceğiz hep birlikte. Yanımda çok değerli gazeteci, yazar Fedai Ünal bizlerle birlikte. Merhaba. Ve sevgili Ekrem Usta bizlerle birlikte. Çok keyifli lezzetler sunacak. Keyifli hazırlıklar yapıldı çünkü burada malzemelerimiz hazırlandı. Kendisi gurme denilmesinden hiç haz etmese de ben inatla yine bunu söylüyorum. Sevgili Fedai Ünal, İzmirli gurme, gazeteci, yazar bize lezzeti değerlendirecek. Bütün eksikleri ya da olması gerekenleri bizimle paylaşacak ki bu konudaki bilgileri de kendisi yine kabul etmese de mütevazılığıyla birlikte oldukça başarılı olduğunu bizler biliyoruz zaten. Bakalım neler olacak işin sonunda, ben de çok merak ediyorum. Ekrem Usta yanımızda. Ekrem Usta, bize ne yapacaksın bugün? Bugün size nazik hacı pizza yapacağım. Nazik Ali pizza, evet, yapacaksınız. Peki neler kullanacağız? Nasıl olacak? Nazik Ali pizzamız Ali Nazik kebabının bizim pizzaya uyarladığımız versiyonu diyebiliriz. Çıkışı nereden peki? Çıkışı tamamen bizim kendi spesiyeliniz. Evet, öyle sanırım. Kendi spesiyelimiz. Çok güzel. Hangi malzemeleri kullanıyoruz? Malzemelerimiz 120 gram hamurumuz var. Domates sosumuz var. Mozzarella peynirimiz, közlenmiş patlıcan, kavrulmuş dana kıymamız var, doğranmış kırmızı soğan, çeri domates, sarımsaklı yoğurta, maydanoz. Peki, başlayacağız ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Pizzada en önemli şey aslında, hep gözden kaçar ama bu sostur değil mi? Tabii ki. Domates sosu. Pizzanın ana malzemesi sostur tabii. Peki evde yaparken hanımlar en çok neye dikkat etmeli? Yani bunun bir sihir, bir püf noktası var muhakkak bu sosta. Soslarımızı doğranmış domatesden, demko domates diye geçiyor. Doğranmış domatesden yapıyoruz. Kabuksuz, ince kıyılıyor kendisi. Ondan sonra fesleğen, zeytinyağı, sarımsak ve biraz şeker. Ve biraz şeker. Evet. Püf noktası bu mudur? Evet, daha sonra bunları rondodan geçirerek sosu elde ediyoruz. Süper. Peki bu püf noktasını da almış olduk. Tezgahın üzerinde kaç gram dediniz? Önemli 120. bir detaydı galiba. 120 evet. gram hamurumuz evet. var. Peki nasıl açılmalı evde? Nasıl açmalıyız biz bu tezgahımızın üzerinde hamuru? Başlayabilirsiniz. Biz de sizi izleyerek öğrenelim. Bir taraftan bize bu işin püf noktalarını da iletirseniz seviniriz tabii ki. Kenardan mı yapmamız gerekiyor? Evet. Önce hamura kenar veriyorum. Biz kenar yapıyoruz çünkü pizzalarımızı. Aslında bunu evde herkes yapabilir değil mi? Bu işin tabii ki. Çok da öyle detayları yok elimizde. Hamur tutmayı bilmek mi gerekiyor? Ya da hamur eli denilen bir şey var. Doğru mu? Yani hamurla biraz daha haşinleşe olmak gerekiyor tabii ki. Yırtmamak için mi? Evet. Peki, süper. Bunu aslında şey de yapabiliyoruz değil mi? Mesela zaman zaman biz evde yapıyoruz çünkü. Çaktırmadan, fırından böyle bir parça hamur alıp onun üzerinde de yapıyoruz. Gerçi tam dört dörtlük pizza hamuru gibi elbette olmuyor. Tabii ki. Ama şey, bizim evde ona yalancı pizza deniyor. Evet, evet. Hanım onu yapıyor, yalancı pizzayı. Evet. Çok kolay açtınız. Ben de bu kadar kolay açabilir miyim diye çok merak ettim açıkçası. Belki birazdan yani deneyebilirim. Denedikten sonra bir süre sonra siz de açabilirsiniz. El alışkanlığıyla alakalı değil tabii mi ki. Bunlar? Yoksa ki bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum. Ben evde bu kadar rahat kolay açabilir miyim bu hamuru? Biz alıştığımız için bize kolay geliyor tabii ki. Evet, çok güzel. Size biraz daha zor olabilir ama istedikten sonra neden olmaz. Peki hamurun inceliğini neye göre belirliyoruz? Hamur çok mu ince olmalı? Çok ince hamur sevenler de var. Yo, ben yerken biraz onun hissetmek istiyorum diyenler de var. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben inceciyim. Öyle mi? İnceciyim çünkü şey, hani aslına bakarsanız pizzanın yani bizim şu anda yaptığımız bu pizza inanılmaz derecede çeşitlenmiş pizzalardan bir tanesi. Evet. Bunu bildiğim ve gittiğimde gördüğüm kadarıyla İtalya'da yediğinizde çok da böyle ince pizza yok. Yani böyle tabiri caizse kallavi bir evet. pizza geliyor size. Evet, kalın hamurlu aynen, değil mi? Aynen öyle. Kadar kek gibi. Zaten temelde yani
pizza çok havalı bir yemek biliyorsun. Evet. Evet. Mesela sevgililerimiz, eşimiz, dostumuzu pizzacıya götürürken şey yapıyoruz. Kravatımızı takıyoruz, gram tuvalet gidiyoruz. Gerekli midir peki? Lahmacuncuya böyle gitmiyoruz mesela. Doğru, evet. Ama doğru. Aslında gitmek lazım lahmacuncuya da böyle. Hı-hı. Aslında şey, hikayenin özü şu. Pizzada bir yokluk yiyeceği. Hı-hı. Yani aslında fakir mutfağı diye adlandırdığımız bir yokluk yiyeceği yemeği pizza. Evet, bugüne kadar böyle çeşitlenip gelmiş. Hı-hı. Gayet güzel. Nedeni de bir hikayesi var. Şahane bir hikayesi var. Aynen. Efendim İtalya'da üzüm toplayan işçiler var. Hı-hı. Üzümün biliyorsunuz toplandıktan hemen sonra aynen zeytin gibi ivedilikle sıkılması lazım ya da işlenmesi lazım. Evet. Çünkü hemen şarap olmaya başlıyor. Hı-hı. Dolayısıyla düşünsenize mesela 600 dönüm, 700 dönüm bir bağı topluyorsunuz. Evet. Bu bağı toplarken 700 tane işçiniz var ya da 500 tane işçiniz var. Hı-hı. Geliyorlar bir saat yemek yiyorlar, tekrar oraya gitmesi gelmesi zaten bir problem. Dolayısıyla çabuk bir yemek üretilmesi lazım. Peki evet, şöyle bir pizzamıza bakıyorum. Evet, hazırlanmış. Ali Nazik dediğimizde bu patlıcan detayını aslında vurgulamak gerekiyor. Patlıcan ekstradır ona lezzet katıyor. Közlenmiş patlıcan. Evet, pizzada patlıcan olur mu diyenler varsa ben söyleyeyim, inanılmaz güzel oluyor gerçekten. Belki de benim pizzayı sevmeme bile neden olmuş olabilir. Şöyle yardımcı olalım. Şöyle yiyeceklerin alıyorum. Kendi içinde yorumlanması da gayet güzel. Değil yapmış. Mi? Evet. Bravo. Evet. Ustaya da bravo. Üşülenlere de bravo. Evet. Şunu söyleyeceğim. İnsanlar o kadar zaman gidip gelmesinler diye düşünülüyor. Diyorlar ki ya kolay bir şey bulalım yani. Ve bu hamurun üzerine elde ne varsa serpiştiriliyor. İşte ustamızın biraz önce anlattığı gibi altına yapıştırılıyor, fırınlanıyor ve işçinin yemeğe gelmesi değil, yemeğin işçiye gitmesi sağlanıyor. Ve burada da minimum yine işçi yemeğini zamanında yiyor, bir saatini yine orada geçiriyor ama yolda geçen yarım saatlik, bir saatlik zamanı üzümün toplanmasına veriyor. Dolayısıyla yani aslına bakarsanız ünlü bütün yemeklerde olduğu gibi pizzada bir yokluk mutfağı ürünü. Bizim çiğ köftemiz. Evet. Peki, Türkiye'ye geliş hikayesi konusunda bir fikir alabilir miyim sizden? Eminim bu konuda da bir bilginiz var. Var, o kadar okullar ünlüme bilgim yok ama yani biz ülke insan olarak seviyoruz bu tür şeyleri. Hızlı yemeği de seviyoruz. Belki de bütün dünyada insanlar seviyor ama yani tam geliş hikayesini dört dörtlük bilmiyorum. Ama bu ülkeye geldiğinden beri çok sevildiğini biliyorum. Ben şu anda 50'ye merdiven dayadım. Çok az basamak kaldı. Allah uzun ömürler versin. Çıkınca 50 olacağım ama ben çocukluğumdan beri işte ne bileyim o Alsancak'ta, Kordon'da, Pasaport'ta, orada burada ufak tefek pizzacıların olduğunu biliyorum. O nasıl geldi tam olarak araştırmadım açıkçası. Peki sizce Türkiye'de pizzacılık hak ettiği noktada mı? Yani pizza gerçekten bir Türk yemek kültürü içinde diyebilir miyiz? Var mı? Bizim kültürümüzde var mı? Yerleşti mi bu kültür? Bence yerleşti. Ali Nazik adı altında bir pizza yiyoruz. Biraz önce ben bir tane ayıklı söylemesi yedim. Afiyet olsun. Bir tane yedim. Kavurmalı bir pizza yedim. Aslında bizim kültürümüze yani bu pizza bir hikayesi var işte İtalya'dan geldi, şu oldu bu oldu ama bence gayet de yakışıyor bu. Evet. Neden yakışıyor biliyor musunuz? Biz buna istediğimiz yönü verebiliyoruz. Öyle bir imkanımız var. Yani usta ne diyorsa, hayal gücü neyse pizzamız öyle oluyor. Yani pizzanın otlusu var, sade peynirisi var. Siz ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Doğru mu? Dolayısıyla peki, bizim kültürümüze de çok uygun yani. Aslında ustamıza da sormak lazım. Pizzayı sadece baktığınız zaman tuzlu olarak düşünüyoruz. Aslında tatlıya da çevirebiliyor ustamız. Zaman zaman denemeleriniz var değil mi? Ne yapıyorsunuz mesela? Evet, evet. Evet, güzel şeyler görüyorum ben. Mesela kakaolu fındık kremasıyla yaptığımız tatlı pizzalarımız da var. Üstüne meyvelerle, muzla, kiviyle süslediğimiz fındık parçalarıyla. O da çok tercih edilen pizzalarımız var. Sıcak tatlı. Evet, ben tatmadım ama gördüm. Yo, ben tadayım diyorum yani. Evet, keyifli şey görünüyor. Wow, pizzamız pişti. Tabii bunun son dokunuşları var, cezbedici kılan. Tadını
Ben ilk yediğimde mantı ve pizza arasında gelgitler yaşadım. Çünkü sarımsaklı yoğurdun verdiği bir aroma mantı lezzeti de veriyor size. Şimdi biraz önce bana sorduğunuz soru gibi. Ya bizi ne kadar bağlar, bizim insanımız bunu ne kadar sever kısmını bizim insanımız bulacak gene. Evet. Yani yemek İtalya'da, yemek Türkiye'de, yemek Fransa'da, Amerika'da doğmuş olabilir. Ama eğer genel manada insanın bir şeyi varsa, ilgisi varsa buna, daha da sevdirecek olan o yörenin aşçıları olacak. O yörenin insanları olacak. Ufak dokunuşlar. Sarımsaklı yoğurt pizzada var mıdır İtalya'da onu bilmem. Ama burada bizim usta yapmış, gayet de lezzetli olmuş. Kesinlikle. Bence bundan sonra var. İtalyan da gelse bunu sevecek diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yanlış mıyım? Kesinlikle doğru. Türk mutfağının o küçük dokunuşları, farklılıkları gerçekten dünyada da çok etki yaratabiliyor. Geçen iki hafta önce yanılmıyorsam, neredeydi? Akhisar'da bir zeytin ve zeytinyağı festivali vardı. Orada Ayhan Sicimoğlu'nun bir konuğu geldi. İşte hanımefendi şeyde İspanya'da bir şey, prenses yani. Fakat bizim Akhisar'ımıza bayıldı. Zeytinyağına bayıldı. Dünyanın en kaliteli zeytinyağı üreticilerinden bir tanesidir İspanya. Ama bizim zeytinyağımıza bayıldı. Demek ki neymiş? Yaparken ne olursa olsun bir hikayemiz olacakmış. Bir hikayeyle insanların karşısına çıkarsanız mutlaka bir şeyler oluyor. Bu da öyle. Yeni hikaye sarımsaklı yoğurtlu. Evet, kesinlikle. Şöyle kameramızın alabileceği açıya bırakıyorum. Kameranın alamayacağı benim de alabileceğim bir mesafeye gelsin. Kesinlikle buyurun, lezzetine bakabilirsiniz. Çok mi? Keyifli gerçek. Buyurun lütfen. Benden ayrılınca kamera bende bir peçete alabilir miyiz? Alabilirsiniz, bence mahsuru yok diye düşünüyorum. Çünkü çok cezbedici görünüyor. Çok değil güzel mi? Görünüyor. Farkındayım. Ben de ilk göründüğünde aynı şeyi düşünmüştüm. Dediğim gibi benim pizzayla belki de bu kadar haşır neşir olmamı sağlayan bir pizza oldu. Bir şey daha merak Buyurun. Ediyorum. Türk insanının farklı bir aurası var dünya üzerinde. Yani dünya üzerindeki çeşitli insanlara baktığınızda tüm dünyadan, tüm ülkelerden insanları bir araya getirdiğinizde Türk'ü bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Türk'ün farklı bir aurası, duruşu, bir şey vardır. Bunu yemeklerde de mi hissediyoruz acaba? Vallahi şöyle hanımefendiciğim, ben size şöyle söyleyeyim. Buyurun. Yani Türk insanını nasıl ayırt ederler, onu yaparlar, bunu yaparlar bilmiyorum ama... Bilirsiniz. İzmirli'yi ayırt etme modelini söyleyeyim. Ondan sonra bunu dünyaya yaydığınızda zaten 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkar. Hemen bir Ankara'da, İstanbul'da, Diyarbakır'da, Urfa'da, Samsun'da eğer kaldırımın dışında yolda yürüyen birisini görüyorsanız %90'ın üzerinde İzmirlidir. İzmirli sevmez çünkü şeyi, böyle hizaya sokulmayı sevmez. Dolayısıyla oradan yürür. Şimdi yurt dışına da çıktığınız zaman bizim insanımız pek hizaya sokulmaktan hoşlanmaz. Kendi gibi hareket etmeyi, Diyarbakırlıysa Diyarbakırlı gibi hareket etmeyi sever. İşte dolayısıyla yurt dışına çıkınca da Türkiye'de de bir başka ülkede de Türkiye'deki gibi hareket etmeyi sever. Ayırt etme yöntemi herhalde bu olsa gerek diye düşünüyorum. Ama yemek kısmında bizim çok zengin bir mutfağımız var ya. Biraz önce ben bir pizza yedim. İsmi ne biliyor musunuz? Anadolu. Evet. Bundan daha ne olsun ki yani? Anadolu. Bütün kültürler var. O dokunuşlarla alakalı diye düşünüyorum. Şu pizzayı yaptı ustamız. Evet, İtalya bunu icat etmiş, bulmuş. Ama üzerine bir Anadolu dokunuşu geldi. Sarımsaklı yoğurdumuz geldi. Ali Nazi'miz geldi. Daha ne olsun? Peki bir şey merak ediyorum. Şimdi Türk pizzası denildiğinde aslında ilk aklına gelen şey lahmacundur. Hatta bu konu üzerinde de çok tartışılmıştır Türkiye'de. Bizim pizzamız lahmacun denilir. Lahmacun başka bir lezzettir. Bu şekilde değerlendirilebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bizim pizzamız lahmacun mu? Valla bizim pizzamız lahmacun değil. Bizim lahmacunumuz lahmacun. Pizza değil çünkü. Bunun güzelliği şu, bakın, İtalya bunu pizza diye bir şey yapmış, bir şey bulmuş, yapmış, satmaya devam ediyor. Evet. Bizim de bir lahmacunumuz var. Bu işin başarısı, her yerde anlattığım bir şey var. Bir senaryonuz varsa, bir hikayeniz varsa, yaptığınız ürünün kuralları var ve siz buna uyuyorsanız, bu ileri vadede değerli bir ürüne dönüşüyor.
Dolayısıyla örneğin şimdi bu pizzayı yaparken ustamız muhtemelen hamuru için bize say desek 10 tane kural kaide sayacak. Doğru mu usta? Tabii ki. Önce şöyle yapın, sonra böyle yapın, 3 gün hamuru dinlendirin, bilmem ne yapın, şöyle olsun, böyle olsun diye. Bu yapılan, yenilen ürüne saygıyı arttırıyor. İşte benim biraz önce söylediğim, o hani bir pizzacıya giderken Grand Tuvalet gidiyoruz efendim, kravat takıp. Sevgilimiz işte en güzel kostümlerini giyiyor gidiyor. Dememdeki maksat buydu. Lahmacuncuya böyle şey gibi gidiyoruz yani her yerde var gibi. Hayır. Kuralını, kaidesini koyduğunuz ürünler marka olma yolunda bir adım atmış demektir ve marka olur. Markalı olan her şey değerlidir. Bugün Türkiye'yi ayrı bir marka yapmak zorundasınız. İzmir'i ayrı bir marka yapmak zorundasınız. Atıyorum Karşıyaka'yı bir marka yapmak zorundasınız. Bostanlı'yı bir marka yapmak zorundasınız. Efendim şu sokağa marka yapmak zorundasınız. İçindeki işletmeleri de birer marka yapmak zorundasınız. Yani o zaman bir katma değer elde edebiliyorsunuz. Yani o 2 liraya aldığınız kilosu domatesin şahane bir pizza sosuna dönüştürdüğünüz zaman kilosunu 17 liraya, 27 liraya, 57 liraya satabilme lüksüne sahipsiniz. Bu da öyle bir şey. Bizim lahmacunumuzun maalesef boynu büküklüğünün sebebi Ali'nin, Veli'nin, Hüseyin'in lahmacunu olması. Oturaklı, markalı olması lazım. Evet, pizzanın şöyle kendini ayırdığı bir tarafı var. Bunu her zaman yiyebiliyoruz değil mi? Gece yiyoruz, akşam yiyoruz, sinema izlerken yiyoruz evimizde. Ya da çok acıktığımızda ya da dediğiniz gibi özel bir geceye eşlik edebiliyor. Lahmacunu da yiyoruz. Evet, onu ayırdık, onu koyduk kenara. Tamam. Lahmacun bizim. O orada. Evet, onun lahmacunu koyduk kenara, oraya geçtik. Tamam. Şimdi pizzadan konuşacak olursak sizin lezzetini çok merak ettiğinizi biliyorum. Tadına bakmak istediğinizi de biliyorum. Şu hararetle bakıyorum. Evet, bekliyorsunuz, görüyorum. Pizzayı yedikten sonra aslında asıl pizzayla ilgili konuşmak istiyorum sizinle. Öyle yapalım mı? Valla hamuru çok güzel görünüyor. Hemen önce bir altına bakayım. Bilmiyorum, görürler mi sevgili izleyicilerimiz ama. Şöyle şunu da göstermek istiyorum. Hamurunu. İyi bir pizzanın altından mı anlarız? Ya bir kere lezzetini. Şey sadece pizza için değil, lahmacundur, pideydi, ne olursa olsun baktığınız zaman şöyle göz göz bir kere olması lazım. Dolayısıyla burada da zaten onu görüyoruz. Ustanın ellerine sağlık. Gayet de şişmiş, öyle görünüyor. Ondan sonraki kısım elbette ki hamur. İşte ustam daha iyi bilecektir. Bekleme süresidir, mayalanmasıdır falan. Evde yapmak mümkün mü peki bir pizza hamurunu? Tabii ki yapabiliriz. Hanımlar nasıl yapabilir peki? Ne katılabilir, ne katılması gerekir içine? Pizza hamurunda un, bizim kullandığımızı söylüyorum. Un, süt, maya, yaş maya, ayçiçek yağı, tuz, azıcık da şeker. Peki, İtalyan mutfağında pizza hamurunda ben sadece tuz, su, yağ ve un kullanıldığını biliyorum. Süt bizim eklediğimiz bir şey mi yoksa ben yanlış mı biliyorum? İtalyan mutfağında da var mı? Biz daha yumuşak olmasını istediğimiz için şimdi her yerin kendine az hamurları var. Bu bizim kendi hamurumuz. Size özel. Evet. Evet, peki. Oldukça başarılı, oldukça da lezzetli. Elinize sağlık usta, çok teşekkür ediyorum size. Birçok pizza var Türkiye'de. Çok. Çok fazla var. Yani pizza mı ya da işte çok kalın hamur ben sevmiyorum sanırım. Ya kendimden yola çıkacak olursam. Evet, görüntüde de çok kalın hamur beni cezbetiyor ama çok ince olmasını da sevmiyorum. Onun bir orta karar. Bu kararı seviyorum. Bunun bir tık kalını ya da bir tık incesi bana çok şey gelmiyor. Yurt dışında yediğiniz pizzalar da aynı şekildedir. Hemen hemen yakın bir kalınlıkta hamuru. Yurt dışında yediğimiz pizzalarla Türkiye'de yediğimiz pizzalar arasında fark var mı? Ya da o fark nerede? Neden kaynaklanıyor sizce? Ya şöyle, aslında biz yurt dışında olmayı seviyoruz diye düşünüyorum galiba. Evet. Orada da o insanların kültürüyle hazırladıkları. Ya da ona mı alıştırdılar bizi? Yok, hayır. Ya şöyle söyleyeyim ben size. İsmini vermeyeceğim ama. Bugün yurt dışından gelip halihazırda bulunduğu ilde ve söyleyince çok şaşıracaksınız. Bulunduğu ilde acayip derecede sükse yapmış.
Efendime söyleyeyim, neredeyse kuyruklar yaşanan bir pizzacı var Türkiye'de, Mardin'de. Mardin'de. Evet, Mardin'de. Şimdi bu aslına bakarsanız biraz da bizim o ülkenin kültürüne olan merakımızdan biraz kaynaklanıyor. Yoksa yani diyelim ki İtalya'da yapılan bir mozzarella'lı pizzanın belki de çok daha iyisini bizim ustalarımız burada yapabiliyorlar. Ama herkes kendi kültürüyle yoğurduğu için, yaptığı için bu işi bize de orada değiştirme şansında olmadığı için orada. Burada çünkü kendine göre işte mozzarella'lı pizzaya ustam eklemiş, Anadolu demiş, kavurmalı demiş, şunu demiş, bunu demiş. Ama orada şansın yok. Orada işte ne bileyim kendi şarküteri ürünleri ile yaptıkları pizzalar belki de o yüzden bize değişik geliyor. Gidince bir deneyesimiz var yani. Başka bir farkı yok. Yoksa bizim ülkemizde de yurt dışındaki kadar belki de birçok yerden daha iyi bugün pizza konuşuyoruz. Pizza yapan ustalarımız var yani. Ve gittiğinizde İtalya'da birçok restoranda Türk pizza ustaları da görebilirsiniz. Var mı bunlar? Evet. Tüm dünya mutfağında Türk ustaları görüyoruz. Yani. Evet. Doğru söylüyorsunuz. O zaman lezzetine bakalım mı artık? Valla bilmiyorum yani. Daha fazla soğutmadan. Sizin yüzünüzden soğudu gibi geldi bana yani. Masada da lezzetine bakabilirdiniz ama siz vallahi hiçbir yerde bakamam. Görüyorum sabırsızlandınız. Buyurun. Şöyle kamera artık kendi kendine ne yapacaksa yapsın. Peçete alabilir miyiz? Dediğim kadar var mı? Bir mantı lezzeti geliyor önce, sonra pizzaya dönüyor galiba. Ben öyle hissettim. Sarımsak falan güzel şey ya. Değil mi? Türk mutfağına çok yakışıyor. Güzel al, bunu yaratmış yani. Bunu hiç şey yapmamak lazım yani. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Peki o zaman hemen kısa bir ara verelim. Sonra masada tekrar bir arada olacağız. Nazik pizzamızı mutfakta hazırladıktan sonra çok değerli gurme dostumuz Fedon Ünal'la birlikte masadaki yerimizi aldık ve bu çok lezzetli pizzanın aslında bu hale gelişinin bir hikayesi var. Bu hikayeyi dinlemek üzere de yeni konuklarımız katıldı masamıza. Hep birlikte lezzetine bakacağız ve pizza hakkında da yorumlarımıza devam edeceğiz. Bu pizzanın bir hikayesi olduğunu çok iyi biliyoruz ama hikayesini duymak da istiyoruz. Çok değerli konuklarımızdan sevgili Salih Karataş, aslında markanın Türkiye'deki varoluşu ve varoluşundaki pizzaların da her birinin bir hikayesi olduğunu kendisi biliyor ama herkes bilmiyor. Biz bilmek istiyoruz. Salih Bey'in mutfağında biz pizzamızı hazırladık, oturduk, lezzetine bakacağız ve pizzamızı konuşacağız ama Salih Bey siz mi hoş geldiniz, biz mi hoş geldik? Öncelikle bunu konuşalım isterseniz. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Pizzalarımızı tanıtımına sağladığınız destekten ötürü teşekkür ederiz. Nazik Ali ismiyle özel görünen bir pizzamız. Amacımız şu, Türkiye'nin farklı yörelerinden farklı lezzetleri pizzayla uyarlayıp, pizzayı sıkıştırılmış bir ürün olmaktan ziyade yelpazesi çok geniş bir ürün haline getirmekti tüm düşünce. Bunun da örneklerini sergilemekten keyif alıyorum. Sizleri misafir etmekten de çok mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz. Buna bir ediyoruz. Türk dokunuşu yaptınız diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Nazik Ali hiç bugüne kadar hiçbir pizzacıda uygulanmayan ama çok beğenilen bizim en çok satan ürünlerimizden biri oldu kısa sürede. Ben biraz önce bu pizzanın hazırlandığı esnada açıkçası ben buraya aç geldim. Programım dolayısıyla gerçekten daha da hem çok geç kaldım aldım. Tekrar sizden özür dilerim. Geç geldim, aç da geldim. Bir tane çocuklardan şey istedim ya işte ne yapıyorsunuz falan diye. Dediler ki abi Anadolu pizzamız var dediler. Dedim yapın. İsmi yeterli. Dedim yapın. Bütün Anadolu içinde çünkü. Ama hakikaten evet. Yani şimdi şey hani pizza İtalyan ama adı Anadolu. İçini tattığınız zaman hakikaten şey, farklı bir yorum katıldığını görmek mümkün. Bu da öyle çünkü buna da dayanamadım.
buradaki parçaların eksiği belli olmasın diye biraz açtık tabii. Evet, bir dilim. Aynen dilimi öyle. Kapatmışız ama safları sıklaştırmışız, iyi olmuş. Peki, bu da farklı bir yorum oldu. Yok, yiyeceğiz onu zaten. Onu Seçkin Bey, Seçkin Uyener, hepimizin tanıdığı, çok sevdiği, yine gazeteci, yazar, görsel yönetmen. Pizza ile ilgili yorumlarımızı hep birlikte değerlendireceğiz ve konuşacağız. Salih Bey, siz aslında pizzacılıkta çok da yeni değilsiniz. Türkiye'ye değil mi geliş hikayesi, bunun bir geçmişi var. Öncelikle şunu merak ediyorum aslında. Neden pizza? Pizza çok geniş kitlelere hitap edebilmesi mümkün bir ürün. Ama öyle algılanmadı. Başlangıçta küçük bir margarita hikayesiyle herkesin bildiği başlayan ama sonra yelpazesi çok genişleyip bütün dünyayı saran, en kararsız insanların hemen karar vermesini sağlayan, gerçekten akıllarda kalan, çeşitleri bir araya getiren bir ürün. Bunun için pizza. Peki uzun yıllardır aslında pizzacılıkla uğraştığınız için bu eminim ilk bu sektörde bir şeyler yapmaya başladığınızda nazik pizzası fikri yoktu. Bunlar sonradan gelişen şeyler ve eminim çok daha gelişecektir. Çünkü bunu kısıtlamak mümkün değil. Türk mutfağının zenginliğini de eğer göz önünde bulundurursak çok daha farklı dokunuşlar da mümkün. Ama bu lezzetleri sunmakta tedirgin oluyor musunuz? Yani acaba nasıl eleştiri alırız? Kolay sevilebilir mi? Kolay kabul edilebilir bir lezzet? Hatta menüye bakıldığında, ben şimdi kendim değerlendiriyorum bir restorana gittiğimde. Menüyü açıp baktığımda bir Ali Nazik pizza gördüm. Evet, benim ilgimi çekiyor ama bu herkesin ilgisini çekmeyebilir. Bu sizi korkutmadan öncelikle böyle bir cesarete başvurduğunuz için ben sizi tebrik ediyorum. Bu çok lezzetli bir pizza, öyle değil mi? Vallahi ben çok sevdim. Ben bayıldım. Ben de bu anlamda kutluyorum sizi. İnanılmaz çok güzel. Evet. Bana göre yıldızı diye düşünüyorum pizzalar arasında. Evet. İlk yediğim günden bu yana böyle düşünüyorum, evet, bilmiyorum. Çok daha geliştirilebilir diye de düşünüyorum. Ya da benim damak zevkime uyduğu için. Ege bölgesindeyiz. Siz Trabzon'da da bir şubeye sahipsiniz. Trabzon'da da yapıyorsunuz. Bölge olarak da muhakkak ki damak lezzeti değişiyor. Ali Nazik pizzasını Trabzon'da ya da Ege'de değerlendirirsek ya da diğer pizzalarınızı bölgesel olarak bize pizzayı yorumlayabilir misiniz? Tabii ki yorumlayabiliriz. Fakat Nazik Ali Ege ve Trabzon arasında bir ayrışmaya sebep olmayan bir ürün. Bunu ayrışan ürün hangisidir dersiniz? Belki bir Urlalı pizzamız var bizim, enginardan oluşan. Bunlar fark yaratabiliyor. Evet. Daha otlu pizzalar Ege'de tercih edilebiliyor. Karadeniz'de edilmiyor sebzeli tercihler. Ama bu bütün Türkiye'nin kabul ettiği. Bizim köfteli pizzalarımız var. Etli çeşitlerimiz var. Acılı, acısız. Yine Türk mutfağından yola çıkarak bu çeşitleri yapmamızdaki asıl cesaretimiz de hamurumuza çok güvenmemiz. Pizza demek hamuruyla başlar, sosuyla başlar. Ne kadar nazik olursa olsun, hamuru ve sosu istenilen kıvamda ve lezzette olmazsa nazik onu kurtarmayacaktır. Hamur ve sosla başlayan, nazikle güzelleşen çeşitleri böyle oluşturuyoruz. En temel ürünü de hamur galiba, değil mi? Kesinlikle. Yani üzerine o hamur sos güzel olursa, hani evet, şey gibi altı kesinlikle kaliteli ve doğru yapılmalı ki üstteki kaliteyi ortaya çıkarsın sanki. Aynen, temel gibi. Bu işin temeli pizzada hamur. Temeli olmayan hiçbir şeyin, eğitimin, sağlığın, bir sürü yapının sakat olacağı mantığıyla hareket edersek pizzada hamur bu işin temeli. Temel sağlam olursa lezzet zaten kesinlikle beraber. Üzerine her şeyi yapabiliyorsunuz. Biraz damak tadı, biraz çaba, biraz uğraşı. Her şey iyi olmaya bir de hazırlıyor. Pizzada çok seçenek var yani, dediğiniz gibi. Yani mesela ben hayal ediyorum, ben otçuyum daha çok. Mesela Şevketi Bostanlı pizzayı hayal ediyorum. Herhalde süper. Herhalde süper. Olur yani. Herhalde olur yani. Ne bileyim yani. Çünkü sınırsız bir seçenek olur. Enginarlığı yapan. Şevketi Bostan ve levrek taneleriyle bir pizza yapıldığı zaman herhalde sanırım süper bir şey olur diye düşünüyorum. Yani seçenek çok olabilir. Sanki konuşulmuş da açmışsınız gibi anlaşılır ama biz Şevketi Bostanlı'da yaptık. Evet. Fakat Trabzon şubemizde teminde zorlandık. Otların, otlar zor. Evet. Burada farklı deneyimleri, farklı bölgelerde menümüzle oynayıp
farklı adetlerde sunar mıyız diye çalışıyoruz. Evet. Ama yaptık, şahane olur. Şahane olur bence. Ben de bilmiyorum, hiç yemedim. Çok da beğenileceğinden eminiz. Yani pizzanın öyle bir sonsuz seçeneği varmış. Çok evet, fazla var. Yani her şeyi koyabilirsin. Tatlısını yapıyorsun. Evet, tatlı helvayı pizza koy, da yine. Çok güzel. Üzerine limon sık. O bile süper bir şey olabilir diye düşünüyorum yani şu anda. Biz ballı susamlı pizza yaptık. O kadar ilginç ki. Süper bir şey. 5 çayında kek diye. Kek. İşte çayın yanında, sınırsız kahvenin yanında. Sınırsız bir seçeneği var yani. Çok bizim seçenek var. Yeter ki o birlikteliği doğru kurgulayalım. Doğru bir araya getirelim. Biz Fedon'la çok bol miktarda kamp yapıyoruz. Şimdi diyecektim ki abi acaba kampta yapmanın bir şekli var mı acaba? Ben de şimdi onun aklıma geldi. Kampta gittiğimizde tabii etrafımızda çok ot oluyor yani. Biz az çok otlardan da biraz anlıyoruz. Onları topluyoruz, haşlıyoruz işte yağ, limon filan. Ama sanırım bir saç bulup hamurumuzu kendimiz yapıp topladığımız otları üzerine serpip bir de yumurta kırarsak herhalde çok güzel orman pizzası olur diye düşünüyorum ben. Yani. Abi, ya da kamp pizzası diye gayet güzel olabilir. Yani çok seçenek var. Şahane olur. Sınırsız seçenek var. Şahane olur. Ve kolay. Hep ruhuna ben iniyorum bunu evet, kurgularken. Peynirimiz var. Hamur dedik, sos dedik. Bir de peyniri eklemek lazım. Bunun üzerine koyulacak her şey doğru seçimlerle çok iyi sonuçlara çok ulaşıyor. Evet. Bunu sadece İtalyan peynirleriyle mi yapıyorsunuz yoksa Türk peynirleri kullanıyorsunuz? Zaman zaman Türk peynir tatlarını koyuyoruz. Bazı çeşitlerimizde, ürünlerimizde uyguluyoruz. Ama özü mozzarella ve evet, İtalyan peyniri. Onun da farklı çeşitleri var. Aroma katmak istediğimiz zaman Türk peynir çeşitleriyle birleştiriyoruz. Çünkü bizim de keyifli peynirlerimiz var. Çok var. Çok var. Otlu peynirimiz de yapılabilir. Otlu kaşarımız var. Çok da yakışır yani. Karaman'ın divlesi var, Bergama'sı var, İzmir'i var. Bir sürü var. Kaşarı var, Kars'ın evleri var. Çok şahane peynirlerimiz var. Şimdi şu enginarlı, otlu, şevketi, bostanlı değil de benim aklıma başka bir şey geldi aslında. Bunu denediniz mi bilmiyorum. Ben tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kaya koruğu duydunuz mu hiç bilmiyorum ama. Süper. Yani ekşili pizzalarınızdan bir tanesine kaya koruğu otunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Onu ben size programdan biz kaya koruğunu sonra getirelim bence. Aynen öyle. Evet, beraber bir deneyelim. Bence deneyelim. Şahane evet, bir şey şahane olabilir, bir şey olur. Ya. Çok zevkli olur. Hakikaten böyle hani ekşili, böyle mayhoş, mayhoş, süper bir bitkidir. Bir şey denemenizi tavsiye ediyorum, öneriyorum. Ben lezzetli olan her şeyin pizza ile uyum içinde sunulabileceğini düşünüyorum. Yeter ki hamuru güzel olsun, altyapısı evet, güzel olsun. Temel pizzanın güzel olsun. Temel güzel olsun. Pizzanın damak tadı iyi olan herkesi mutlu edeceğine de inanıyorum. Her kitleye hitap edeceğine de inanıyorum. Valla ben işte gördüğünüz gibi aşırı mutluyum yani o durumdan. Yani ben ve ben mutluyum. Tabii Zeynep Hanım öyle değil ama o kendisi zaten şey sürekli ikram eden tarafta. Aslında ikram etse de yesek diyecek ama sözü de oraya bağlayayım. Şöyle İtalyanlar gibi servis yapacağız. Evet. Zeynep çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Oh. Teşekkür ediyoruz Zeynep. Bu kış gibi çay da güzel gidiyor. Evet, çayla, pizza, her şeyle pizza. Evet, pizza ile birlikte çay içilir mi? Ben her şeyle birlikte çayı çok seviyorum ama herkesin tercih ettiği bir şey değildir çay yemekle birlikte. Ya benim yani yeme içme kültürüne bakış açım genel olarak keyif diye bir şey var. Sofra adabı kültürü. Yok hayır ben öyle bakmıyorum. Yani şimdi bakın bu ülkede insanlar yıllarca şey tartıştılar ya da ne bileyim bize öyle empoze edildi. Evet. Beyaz etle beyaz şarap içilir. Evet. Kırmızı etle kırmızı şarap içilir. Ben hayatım boyunca hiç böyle düşünmedim. Veyahut da yüksek sesle düşünüyorum. Pahalı olan iyidir, ucuz olan kötüdür. Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmedim. Dolayısıyla bugün pizzanın yanında eğer siz bir gazlı içecek içmek istiyorsanız onunla içersiniz. Şahane bir köpüklü ayranla da içersiniz. Örnek olsun diye söylüyorum. Hani biraz İzmirlik var ya ruhumuzda. İşte balıkla bilmem ne içilir. Yok, balıkla en güzel giden içecek sudur. Sudur. Çünkü balığın tadını balıkla bozmuş. Balıkla hiçbir kola, işte efendim alkollü bir şey falan içilmez yani. Bildiğiniz balıkla yani doğru anlamda içilebilecek tek içecek, balığın o bütün keyfini, lezzetini alabileceğiniz tek içecek sudur. Onun ötesi yok. Dolayısıyla sizin keyfiniz, güzel gönlünüz hangisini istiyorsa
Onunla için. Yani böyle işte efendim pizzayı çayla içemezsin. Yanında illa bir kola olacak, gazoz olacak, bilmem ne olacak. Öyle bir kural yok. Öyle bir kaide yok. Peki Türkiye'yi geziyorsunuz. Çok farklı lezzetleri tadıyorsunuz. Muhakkak aklınızda kalan lezzetler ve çok çeşitli ürünlerle tanıştığınız, karşılaştığınız için çok farklı lezzetleri dokunduğunuz için bir şeyler beyninizde muhakkak uyumlanıyordur, öyle değil mi? Yani biraz önce söylemiş olduğunuz gibi Şevketi Bostan ve yanında bir ottan bahsettiniz. Kaya koruğu. Gibi. Bütün bunları uyarlayıp kendi evinizde bir şeyler yapıyor musunuz? Yapıyorum. Gizliyor musunuz bunları? Yok canım, kendim de yemek yapmayı seviyorum. Kendi sayfamda da paylaşıyorum. Fedon'un dükkanı diye bir Instagram hesabım var. Aynı isimle Ulusal bir gazetenin hafta sonları cuma günleri yine aynı isimle bir köşem var. Orada insanlarla kendi tariflerimi, kendi kültürüme ait, öz kültürüme ait. Ben bir Balkan göçmeniyim. Balkanlara ait bir takım yemekleri paylaşıyorum. Turşu yapmayı çok seviyorum. Efendim söyleyeyim, etle aram iyi. Geçen gün yaptıkları süperdi. Aynen öyle. Yani mesela i̇nşallah, geçen gün inşallah, böyle bir şey yaptım. Hatta şimdi tarif paylaşayım biraz sonra. Yani peki, pizza hayatınızın neresinde? Onu merak ediyorum. Ya şöyle söyleyeyim, yani evde pizza yapıyor musunuz sorusuna cevap net, hayır. Ama bizim evde pizza ancak ve ancak eşim tarafından yapılıyor. Anne pizzası diye bir pizza uydurmamız var. Bana göre uydurma. Efendim işte öyleydi, böyleydi değil. Ama çok da lezzetli oluyordur. Üstelik de lavaştan yapıyoruz, hiç hamur falan açmıyoruz. Çünkü şöyle, evde hep çocuk varsa bir şeyler uydurulmak zorunda, yapılmak zorunda. Tamam mı? Her daim istediğiniz olmuyor. Bazen evdeki malzemenin tüketilmesi gerekiyor. Anlatabildim mi? Ve çocuğun da gönlünün yapılması gerekiyor, mutlu olması gerekiyor. Dolayısıyla benim eşimin evde uydurduğu bir uydurma anne pizzamız var. Lavaş, içerisine az önce ustamızın tarif ettiği gibi bir alt sos. Üstüne de evde ne varsa, beyefendinin söylediği gibi sucuk olur, sosis olur, peynir olur, efendime söyleyeyim kabak olur, taze soğan olur, kuru soğan olur, aklınıza ne geliyorsa. Koyup fırınlayıp çok da enteresan şeyler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hani pizzayla öyle çok haşır neşir değilim. Daha ziyade bizim için acil durum yemeği veyahut da daha doğrusu benim için acil durum yemeği ama ev halkı için özel bir yemek pizza. Pizzacıya gidelim durumu var çünkü onlarda. Yani çağıralım gelsin değil, biz gidelimciyiz yani genelde. Ben çağıralımcıyım ya. Tamam mı? Ama benim için hızlı yemek çözüm ortağı diyelim hayatın içerisinde. Pizza benim için bu. Kolay ulaşılabilir, hızlı. Kolay çözüm ortağı. Hemen hemen birlikte çözüyorsunuz. Hatta yurt dışında da böyle bu. Yurt dışına gittiğiniz, bizim insanımız yurt dışına gittiği zaman yemekle ilgili genelde sıkıntıdır. Tamam mı? Dolayısıyla bildiği bir markaya, bildiği bir menüyü söylemeye hiç şey yoktu. Pıt diye orayı söyler. Ya burgerciye giden ya pizzacıya giden. İkisinden biri. Garanti kesinlikle, biliyordur yani. Kesinlikle öyle. Peki bir gurme olarak siz lezzetine baktığınız bu pizzadan sonra marka yaratıcımızla ilgili bu konuda bir öneride bulunacak olsanız yediğiniz pizza ya da Anadolu pizzası için. İşte onun hasta oldu. ne eklemek istersiniz? Valla bunlarda çok ekleyebileceğim bir şey yok ama beyefendiye söyleyebileceğim bir tek şey bu yenilikçi tarafından vazgeçmesin. Biraz önce ustamızla da konuşurken siz de söylediniz ya işte buna sarımsaklı yoğurt konulur mu, İtalya'da böyle midir, şu mudur, bu mudur tartışmalarını bırakarak neydi abi şeyimiz bizim? Lezzet, zevk aldı. Aynen öyle. Bundan keyif alıyoruz. Doymak bizim insanımız da bunu seviyor. Biz de buna bir Türk dokunuşu yapmışız. Bundan vazgeçmeyin. Aynı dokunuşa devam verin. Kavurmayı da çok sevdim Anadolu'da. Bu arada onu da söylemiş olayım. Yani koca pizzayı da götürdük. Afiyet olsun. Yani denemekten vazgeçmeyin. Korkmayın denemekten. Sarımsaklı yoğurt da koyun üstüne. Şevketi Bostan da koyun. Enginar da koyun. Radika da koyun. Ne koyarsanız koyun ama keyif olarak yapın bunu. Aynı keyfi de bize geçirin. Böyle olduğu müddetçe hiçbir sorun yok. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Süper lezzetler. Hatta biz kampçılar için de bir şeyler düşünün bence. Evet.
nasıl bir şey mesela? Ya ne bileyim yani, bize özel bir hamur mu vereceksiniz buradan işte 3 gün kendini muhafaza eden şurada falan. Aç kaldığımızda onu hemen yapalım. Bilmiyorum yani. Evet. Aslında evet. Kamplarda da bir takım böyle özel fırınlar var, biz de yapıyoruz fırınlar. Evet. Pratik çözümler için. Doğru, ne o büyük bir peynir tenekesini fırına çevirebiliyorsun bulunduğun yerde. Yani bunlar da orada yapılamaz şeyler değil. Aslında deneyelim. Seçim. Deneyelim evet. Evet, konuşurken yeni deneyelim fikirler, her zaman yeni kesinlikle projeler çıkabiliyor ortaya. Programımızın da sonlarına yaklaşıyoruz. Son olarak aslında Salih Bey'den de birkaç şey duymak isterim ben bu anlamda. İzmir'de bir yıldır bulunuyorsunuz. İlk olarak Trabzon'da bu markayı yarattınız ve peşi sıra İzmir'i seçtiniz. İzmir'i seviyorsunuz, buradan bunu anlayabiliyoruz. Onun dışında İzmir'i neden tercih ettiniz? İzmir herkesin rüyası bence. Gelenlerin mutlu, gelmeyenlerin pişman olduğu bir yer. Çok şahane bir tanımlama, evet. İzmir'de olmak çok keyifli. İzmir her anlamda Türkiye'nin ilgisini, her vatandaşın ilgisini çeken bir şehir. Trabzon'dan öyle görünüyor. Pek çok ilden öyle göründüğüne eminim. Ben geldiğim için çok mutluyum. Burada olmaktan çok keyifliyim. Lezzet anlamında da İzmir'in çok farklı bir duruşu var. Anadolu'dan görünüşü var. Keyifli insanların mekanı İzmir. Yemek çok keyif işi. Bu ikisinin birleşmesi anlamı arttırıyor, değeri arttırıyor. Böyle bakıyorum, böyle bakmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Vallahi bir İzmirli olarak İzmir'e galiba bir daha aşık oldum. Yani ben İzmir'e bir daha yerleşmeyi düşünüyorum tekrar. Yani bir daha evet, böyle bir dışarı çıkacağım, bir ay kalıp tekrar yerleşmek istiyorum. Çok güzel izah etti. Bir İzmirli olarak çok hoşuma gitti laflarınız. Çok evet, müthiş şimdi, bir tarifti yani. İzmir başka bir şey. Evet, dünyanın her yerinden bakıldığında da o coğrafya kendini çok net ifade eden bir şehirdir. fakat yemeğe dönecek olursak, yemek de aslında bir o kadar birleştirici, mutlu eden bir diğer faktördür. İzmir'de bunu bir araya getirip buluşturduğunuzda ve harmanladığınızda işte o zaman mutluluğun nirvanasını mı yaşıyoruz acaba? Öyle denilebilir mi? Valla ben öyle. Ben de öyle düşünüyorum. En üst seviyeye çıkabiliyoruz. Evet evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani şöyle Zeynep Hanım, sözünüzü valla kesiyorum. Kesmek zorunda kaldım. Özür dilerim. Şöyle düşünsenize. Burada karşı kıyı burada. Yani Yunanistan, İtalya, evet, İspanya burada. İzmir'de. Yani Fas, Fransa, onlar burada. Baktığınız zaman doğuya, ya bunu sadece kendi sınırlarımızla da şey yapmak istemiyorum, sınırlamak istemiyorum. Hani Mardin'i, Urfa'sı, Irak'ı, İran'ı. Evet. Yani İpek Yolu burası. Ve gelip dayandığı nokta bir liman. Evet. Hani bu meşhur bir söz var ya, bir gemicinin her limanda bir sevgilisi olur hesabı. Herkes buraya bir şey bırakmış. Biz aslında onuru bırakın, bir sevgili bırakmış buraya. İranlı bir şey gelmiş bırakmış, evet. Mardinli bir şey bırakmış, efendim Diyarbakırlı, Trabzonlu, işte Balkanlı şu bu, hep bu limana bir şey bırakmış. Yani bu durumda herkesin sevgilisi İzmir olmuş. Bakın Anadolu zengin bir, aynen öyle, Anadolu zengin bir mutfak. Ama bence Ege, İzmir, liman kentlerimiz için birçoğu söylenir, birçoğu için bu söylenebilir ama ben İzmir'i bu anlamda çok çok daha kıymetli buluyorum. Hakikaten geçiş noktası olmuş, müthiş bir mutfağı var burada. Ya yani düşünsenize, Girit'te icat etmiş midye dolmayı, bugün Mardin'i satıyor, Balkanlı yiyor. Evet. Ya bu kadar kozmopolit. Acayip bir şey yani. Sadece, bakın Musevi mutfağı diye bir şey var ama bir de ayrıca Sefarat mutfağı diye de bir şey var. Kendi içinde bölünüyor ya, evet, ve bu şehirde oluyor bütün hepsi de. Nasıl büyük bir zenginlik bu? Efendim Trabzon, doğru mu? Evet. Ben Balkanlıyım, öteki Giritli. Siz atıyorum Diyarbakırlısınız, Mardinlisiniz, Ankaralısınız, Samsunlusunuz, bir yerlisiniz. Buluştuğumuz yer İzmirliyiz. Farkında olmadan insanları, bence bunu olumlu manada söylüyorum, asimile eden bir şehir İzmir. Evet, kesinlikle. Şahane bir yer yani. Evet, evet. Kesinlikle. Peki, bana göre yediğimiz pizza da çok spesifik diye düşünüyorum. Yani kişiye göre değişebilir, dokunuşlara göre değişir. Belki ben yapmaya kalktığımda bu lezzeti yakalayamayabilirim ama yine buna benzer bir şey yakalarım diye düşünüyorum.
Programın sonuna yaklaştığımız için kelimeleri biraz hızlı ve cümleleri biraz hızlı kullanmak durumundayım. Yılın son haftası. Yepyeni bir yıla merhaba diyeceğiz inşallah kısmetse. Benim de söyleyeceklerim var ama önce sizlerin ben düşüncelerini almak istiyorum. 2018 yılı nasıl geçti diye bir soru sormak istemiyorum. Fakat 2019 yılına dair güzel dileklerinizi, izleyicilerimize olan temennilerinizi almak istiyorum. Vallahi benim hayatım gezmek üzerine kurulu. Evet. Dolayısıyla bir kere klasik bütün insanlara barış huzur getirsin diyorum ama devamında da diyorum ki barış huzur için bütün insanlara önce çalışmak gerektiğini, iyi düşünmek gerektiğini anlatsın 2019. Hı hı. Onun ötesinde de kendi ülkem için, Türkiye için şahane şeyler diliyorum. Güzel bir yaşam diliyorum bütün insanlara. Hı hı. Kendim için de yemeli, içmeli, gezmeli, bol seyahatli bir sene olsun ve her şeyin başı da sağlık olsun diyorum. İnşallah, amin diyorum ben de. Buyurun efendim. Bu konuda Fedon'a katılmamak mümkün değil. Ben de herkese huzur ve sağlık diliyorum öncelikle. Dün akşamdan beri Feda ile mesajlaşıyoruz. Bana yazdan kalma çok güzel videolar atıyor. Hı hı. Ve karşılıklı gülüyoruz. Zannedersem kampları çok özledik. Hı hı. Gerçi kışın da kampa gidiyoruz ama yazı, hı hı, sanırım çok özledik. Yeni yılda dediğim gibi sağlık, huzur ve bol kamplı günler diliyorum. Sizin için aynı temennide bulunuyorum. Son olarak Salih Bey, öncelikle size teşekkür ediyoruz. Bu güzel lezzetleri bize tattırdığınız için ve çok cesaretli girişimlerde bulunduğunuz için, farklı lezzetlere dokunduğunuz için. Yeni yılla ilgili sizin temennilerinizi ve dileklerinizi öğrenebilir miyiz? Çok klasik, herkesin ortak istekleri bunlar. Hı hı. Sağlık, barış ve ben hayattan zevk alınması için çaba harcanması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Herkes bu fikirde birleşirse, herkes için hayat kolaylaşır, ülkemiz, hı hı, için daha çok kolaylaşır. Evet, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, Mutfakta Konuşalım programıyla sizlerle birlikte olduk. Yılın son haftası bir pizza ile karşınızdaydık. Pizzanın hayatımıza katabileceği mutluluklar sayılmakla bitmez dedik. Her an her yerde yanımızda olabilir ve tüm sevdiklerimizle bu mutlu anı paylaşabiliriz. Bunun da altını çizmiş olduk. 2019 yılının 2018 yılında bizden alıp götürdüğü ne varsa yerine koyabilmesini dileyerek aslında programı kapatmak istiyorum. Çünkü her yaşadığımız yıl bir şeyleri getirirken bir şeyleri de götürüyor maalesef. Umarım 2019 yılının getirdikleri götürdüklerinden çok daha kıymetli, değerli ve bizi mutlu eden şeyler olsun. Sağlık en başta olsun. Lezzet en başta olsun. Çünkü bunlar mutluluğu pekiştiren şeyler diye düşünüyorum. Çünkü lezzet ve yemeğin olduğu yerde aile vardır, huzur vardır, mutluluk vardır. Hiç eksik olmasın inşallah sofranızdan huzur, bereket, mutluluk. O zaman 2019 yılında görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.